Herkese selamlar. Sukhoi Superjet 100, sivil bölgesel yolcu jetinin kutu açılışını yapacağız. Kit Zvezda markasına ait, Zvezda Rus bir firma. Uçağımızın ölçeği 144. Dilerseniz öncesinde kutunun etrafını inceleyelim, daha sonra kutu içeriğine geçeriz. Ancak önce size söylemek istediğim bir şey var ki, ben bu kutunun açılışını daha önceden yaptım ve bunu da videoya aldım. Ancak o videoda çok fazla hata vardı, çok fazla problem vardı. O yüzden bu videoyu yeniden hazırlamaya karar verdim. Bunu da açıkça söyleyeyim. Kutunun ön yüzüne baktığımızda burada uçağımızın resmi var. Aeroflot boyamasında ki Aeroflot Sukhoi Superjet 100'ün en büyük operasyon yöneticisi ve Rusya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu. Burada bazı açıklamalar mevcut. Kutunun altına geldiğimizde burada ürün kodu, kullanılacak ana renkler, dekal şeması ve satıcının etiketi bulunuyor. Ürünü Hobby Models'ten edindim. Burada uçağımızın 144 ölçeğinde olduğu, 47 parçadan oluştuğu ve bittiğinde 20,8 cm olduğunu görebilirsiniz. Bazı semboller ve etiketler de burada. Kutunun yan tarafına geçtiğimizde burada uçağımızın bir resmi bizi karşılıyor. Kutunun sol tarafında yine sağ tarafındaki gibi uçağımızın resmi mevcut. Kutunun üstünde Zvezda'nın başka ürünleri, başka kitleri de burada var. Ilyushin 86, Tupolev 154M ve Boeing 767-300 gibi. Şimdi kutunun açılışını yapalım. Kutunun burasında bir bant mevcut. Burada da bant vardı. Onları açarak kutuyu direkt bu şekilde açabiliyorsunuz. Daha sonrasında sizi böyle bir karton kutu karşılıyor. Onu da direkt buradan açabiliyorsunuz. Kutuyu ilk haline elimden geldiğince getirmeye çalıştım. Evet, burada yapım kitapçığı, yapım kılavuzu var. Bunu daha sonra inceleriz. Şimdi koyalım. Burada plastik parçalarımız var. Alt tarafta şu şekilde yine plastik parçalarımız. Burada Zvezda bize şöyle bir stand vermiş. Ki bu da çok güzel olmuş. Kullanırsanız ne ala. Burada dekallerimiz var. Ve bir de şu şekilde bir uyarı kağıtçığımız var. Şimdi kutunun içeriğini incelemesine geçelim. Öncelikle plastik parçalarla başlamak istiyorum. Ben bu ambalajın açılımını daha önceden yapmıştım. Söylediğim gibi. Şu şekilde. Uçağımızın 3 tane cam parçaların bulunduğu plastik ağacı da sayarsak 3 tane plastik ağacı var. Şu şekilde uçağımızın kanatları. Şöyle ışıkla göstereyim. Panel line'ları görüyorsunuz, gerçekten güzel basılmış. Burada da uçağımızın diğer bir ağacı. Uçağımızın gövdesi burada. Şöyle panel line'ları netleyip gösterebilirsem çok hoş olacak. Burada uçağımızın iniş takımına dair tüm parçalar verilmiş. Ki bu da çok hoş olmuş, yani bütün iniş takımı parçalarının burada bulunması. Uçağımızın tekerlekleri, uçağımızın iniş takımının kapakları vesaire, diğer küçük parçalar. Burada motorumuzun ön giriş fanı var. Burada motorların yan kapakları mevcut. Trim elevatorlarımız. Motorumuzun iç parçaları. Ön iniş takımının lastikleri mevcut. Daha sonrasında şeffaf plastik parçalarımız, cam da diyebiliriz. Bu şekilde bir ambalajın içinde verilmiş ki bu hoş olmuş. Hani bu kapanıp açılabilen bir ambalaj. Maketi yaparken bu parçaları korumanız gerekiyor. Benim işime çok yarayacaktır. Şöyle çıkaralım. Yolcu pencerelerimiz 2 adet parça şeklinde verilmiş. Ve burada da windshield dediğimiz
Kokpit penceremiz, kokpit camımız verilmiş. Kutunun içinden bu şekilde iki kağıt çıkıyor. Burada uyarı kağıtça verilmiş. Burada Türkçesi mevcut şu şekilde. Bir de yapım kılavuzumuz, yapım kitapçamız var. Burada uçağın detayları, bilgileri verilmiş. Uçağımızın resmi var. Işığı kapatalım. Arka tarafla ön tarafın yansıması birbirine karışmasın. Burada uçağımızın parçalarının şemasını ve dekal şemasını görebilirsiniz. Bu kit oldukça güzel, güzel puanlar alan bir kit. Yani maketçiler tarafından sevilen bir kit. Gördüğünüz gibi yapım kitapçada oldukça açık ve net açıklayıcı bir yapım kitapçı olmuş. Burada dekal şemamız ve boyama şemamız var. Burada dekallerin nasıl uygulanacağına dair küçük bir argüman mevcut. Burada yine boyalar ve boya kodları verilmiş. Şimdi de dekallerimize devam edelim. Dekallerimize baktığımızda burada bu şekilde bir şeritlerimizi görüyoruz. Uçağın her tarafını kaplayan şeritler var. Aeroflot'un Rus bayrağı, uçağımızın kapıları, hatta şuradaki kraliçe bıçakla göstereyim. Küçük detaylarımız, motor pilonları, pitot kapakçıkları vesaire, statik boardlar affedersiniz. Aeroflot yazısı gibi güzelce dekallerimiz mevcut. Videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Videoda yaptığım hatalar, amatörlükler için kusuruma bakmayın. Bu maket hakkında daha fazla detay öğrenmek isterseniz buradaki ürün kodundan ScaleMate sitesinde aratabilirsiniz. Ayrıca maket hakkında merak ettiklerinizi bana yorumlarda da sorabilirsiniz. Bu arada bu kit 2011 yılında çıktı ve 2017 yılında yenilendi. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.